Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yoğun gündeminizde bize zaman ayırdınız. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Şimdi bizim size bazı sorularımız var. Umarım hazırlanmışsınızdır. Hazırlandım. Şimdi sizi tanımayanlar ya da oldu ya yanlış tanıyanlar için bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Tamam. 77'de Ankara'da doğdum. Bir yaz günü. Yengeç burcuyum. Ankara'da büyüdüm, yetiştim. İlkokulda Samsun'a göç ettik. Babamın işi gereği. Oradan Anadolu Lisesi'ni okudum. Lise hayatımı bitirdim. Üniversitede İstanbul veya Ankara ikisinden birisine gitmek istiyordum. İstanbul oldu. İTÜ Makine Fakültesini kazandım. 95'ten 99'a kadar üniversitede okudum. Okul biter bitmez 99'da, 1 Eylül'de hatta, Dünya Barış Günü, işe başladım. Fakat o sene bir talihsizlik oldu. İşte Türkiye çok büyük bir deprem yaşadı. Biraz kaotik bir ortamdı. Hem iş hayatı açısından hem de insanlar açısından çok zor günlerdi. Ama benim iş hayatım bununla başladı. İş hayatımdan bahsetmek gerekirse, özet vermek gerekirse, 99'da Entek'le işe başladım. Entek otomasyon alanında çalışan bir firma. Özellikle pneumatikte SMC'nin Türkiye temsilcisiydi. O dönem ben satışta başlamıştım. Satış müdürü, satış ve pazarlama müdürü olarak kariyerime devam ettim. Sonra firma ortağı haline geldim. 2005 senesinde Entek'le beraber bir Entek eğitim firması kurduk. Türkiye'de o zaman teknik eğitim neredeyse yok gibi bir şeydi. 2005'te kurduğumuz firma işte 2020'ye kadar hala devam ediyor o firmada. 15 yıldır eğitim veriyor ve yaklaşık 25 bin kişiyi eğitmişiz. Burada tekstil sektörü de var, otomotiv sektörü de var. İşte beyaz yaka, mavi yaka, gri yaka. Neredeyse her renkten çalışanla farklı sektörlerde tabii. Beyaz eşyada, gıdada, birçok sektörde eğitimler verdik. Tabii eğitim verirken bizler de öğrendik. Tabii. Ben birçok işletmedeki sektörel uygulamaları, otomasyon deneyimlerini oralarda aslına bakarsanız gözümle gördüm, yaşadım, öğrendim. Tabii eğitim vermek için yurt dışında birçok eğitim aldık. SMC Japonya merkezliydi. Avrupa'da İspanya'ya bağlıydık. Dolayısıyla buralarda mekikte okuyarak kendi teknik eğitimimizi de geliştirmiş olduk. Daha sonrasında okullar çok önemli. Türkiye aslında gelişmekte olan bir ülke. Gelişmekte olan bir ülkede de öğrencilerin kalitesi, onlar mezun olunca iş yerlerine girdiği için iş hayatında çok belirleyici oluyor. Evet. Bu sefer teknik eğitimi, teknik eğitim teknolojileri işine çevirdik ve eğitim laboratuvar setleri üretmeye başladık. 2007 senesinde Gebze'de kurulan Teknopark'ta Türkiye'ye, tüm dünyaya eğitim setleri üreten, satan bir firma kurmuş olduk. O firmayla milyon eurolar seviyesini yakaladık ama daha önemlisi 100'ün üzerinde laboratuvar kurduk Türkiye'de ve bu laboratuvarlarda insanlar FMS dediğimiz, HAS dediğimiz Flexible Manufacturing Systems, yani esnek imalat sistemleri, Highly Automated System dediğimiz yüksek otomasyon teknoloji sistemlerini, PLC'sinden işte hidrolik sistemlerine varana kadar, motorlarından sensör teknolojilerine varana kadar o öğrenciler daha lise çağında ellerini değdirerek, yani sadece bilerek değil de aynı zamanda yapabilerek de eğitim alma şansına kavuştular. O dönemde Dünya Bankası destekleri vardı. Türkiye'de Milli Eğitim'in ciddi destekleri vardı. Ve 2010-2015 seneleri arasında Türkiye'yi resmen donattık diyebilirim. Buradan Güney Amerika'ya da, hatta Amerika'ya da eğitim setleri ürettik, yolladık SMS aracılığıyla. O benim açımdan ciddi bir deneyimdi. Yani sanayiyle eğitimin işbirliğini görmek, genç yetenekleri görmek, tanımak çok önemliydi. 2009 senesinde aynı zamanda eğitim firmasıyla beraber Türkiye'de daha sanayi yeni gelişiyordu. Yani 99'da ben iş hayatına başladığımda Gebze Organize Sanayi Bölgesi yoktu mesela. Taysat yoktu, otomotiv yan sanayi yoktu. Türkiye ekonomisi büyük oranda tekstile dayalıydı. Ağır sanayi vardı. Fakat otomasyon açısından otomotivin gelmesi, işte 93'te Toyota'nın gelmesi, 2001'de Ford Gölcük Fabrikası'nın açılması, 2000'de Gebze Organize'nin ve etrafındaki 7 tane sanayi bölgesinin açılması derken hem makine imalatçıları çoğalmaya başladı, hem Türkiye'deki sanayileşme oranı artmaya başladı. O dönemde biz insan kaynakları, teknik insan kaynakları üzerine bir firma kurduk. O firmanın ödevi de nitelikli firmalara nitelikli insanlar bulmak, yerleştirmekti. 10 yıldır devam ediyor. Binlerce insana ulaşmış bir firma, Entek İnsan Kaynakları firması da. Onunla da ciddi bir mühendislik altyapısını kurmuş olduk. Ben 2011'den sonra danışmanlık vermeye başladım. Özellikle KOBİ seviyesindeki küçük, orta, büyük seviyedeki işletmelere mühendislik danışmanlığı, yönetim danışmanlığı, insan kaynakları danışmanlığı ve o vesile Eliyar'la tanıştık. O dönemlerde
ARGE merkezi kuruluşları çok önemliydi. 2014 Ağustos'unda ben Mehmet Bey'le tanıştığımda Elyer'de buranın bir ARGE merkezi olmadığını ama bir ARGE merkezinden de daha da etkin çalıştığını gördüğümde böyle bir teklifte bulundum. Sağ olsun kendisi kabul etti ve Elyer hikayemiz 2014'ün yaz aylarında yine başlamış oldu. Mükemmel. Evet. Bu arada belki enteresan bir anekdot. Yine benim Elyer'de işe başlamamada o belirttiğiniz Entek İK vesile olmuştu. Evet, şimdi evet. Siz söyleyince benim de o anlar tekrar canlandı gözümde. Bu kadar güzel genç yetenekleri olunca. O da tam 4 yıl öncesine tekabül ediyor. Evet. Tam bugünlerde 4 yıl önce. Yine 4 yıl olmuş. 4 yıl oldu. Maşallah evet. Değil. Şimdi siz farklı sektörlere hizmet eden birçok şirkette birçok pozisyonda evet. bulundunuz. Şimdi biz merak ediyoruz bu tecrübeleriniz ışığında siz Elyar'ı değerlendirdiğinizde ne görüyorsunuz? Nasıl tarif edersiniz mesela? Ben Elyar'ı halkın benim gözünden nasıl anlayabilir? Benim Elyar'da 10 kuralım var. 2 el 5 parmaktan 10 kuralım var. Bir diyorum bir kere çok enteresan dünyada da böyle işte Japonya'da, İtalya'da, Almanya'da, Türkiye'de de böyle şirketlerin kalıcı olanlarının çok büyük bir oranı aile şirketi. Yani siz bugün 25 yaşından büyük bir şirket görüyorsanız genelde orada bir aile var. Ha, aile şirketleri çok kalıcı olamıyor. O da onların kendi iç problemleri ama bir Elyar aile şirketi değil. Aynı okuldan mezun kafadar arkadaşlar bir araya geliyorlar. Hem müzik yapıyorlar hem bir şirket kuruyorlar. Bu kurdukları şirket aile temellerine değil de arkadaşlık temellerine ve birazcık da geri planlarına yani mühendislik formasyonlarına dayanıyor. Bu çok çok nadir görülür bir şey. Ama 25 yaşından büyük yani evlenmiş, çoluk çocuk sahibi olmuş, orta yaşlarına kadar gelebilmiş, evet. 35'li yaşlarına kadar gelebilmiş. Türkiye'de 1990'dan sonrasını görebilmiş şirket sadece %5. Yani Elyar %3-4'lük bir azınlığın içerisinde aile şirketi olmamasına rağmen bunu becerebilmesi, arkadaşların bu teknolojiyi bir arada üretebilmesi, yaşatabilmesi bir, çok kıymetli. İki, burası bir teknoloji firması. Şimdi Türkiye'de birçok firma var. Yani Sanayi Bakanlığı verilerine bakarsanız 1 milyon tane işletme var. Bu 1 milyon işletmenin sallayın elinizde 100-200 tanesi kadar teknoloji şirketi. Yani teknoloji alıp satan değil, evet. teknoloji üreten bir firma burası. Burada siz donanım üretiminden başlarsınız. Onlar içinde yazılımlarınız, gömülü işlemcileriniz, daha yukarı çıktığınızda cihazlarınız, sensörleriniz. Sensör üretip Çin'e satan tek tür firması olabilir Elyar. Enteresan bir şey. Çin'de sensör üretilir, dünyaya satılır. Teknolojisi bu seviyede yüksek bir firma ve o yüzden de bir ARGE merkezi. O da çok enteresan. 2015'te ARGE merkezi tacını takıyor ve galiba yanılmıyorsam o dönemdeki kendi alanında, sektöründe, otomasyon alanındaki ilk ARGE merkezi. Evet. Evet. Bu çok kıymetli. 2. 3. Birçok firma mevcut durumu korumayı sever. Elyar mevcut durumu bozmayı seven bir firma. Statikoyu, mevcut gidişatı pek sevmeyen bir firma. O yüzden de ben ona şöyle diyorum, deney yapmayı seven bir firma. Yani deney yapmaktan korkmuyor. İşte filancı sensör yapar mıyız? Bir dakika, yaparız. Yani acaba şöyle, bu deney yapmak, biliyorsunuz Thomas Edison Alfa'nın da özelliğiydi. Albert Einstein'ın da özelliğiydi. Evet. Ancak deney yapıp 900 kere yanılanlar 901.sinde doğruyu bulabiliyorlar. Evet ya da kabul edileni bulabiliyorlar. Evet. Aslında en güzel şeylerin arkasında en kötü, en yanlış, en hatalı 1000 şey var. Elyar yönetimi ve Elyar çalışanları bunu kültür olarak hazmetmiş insanlar. Dördüncüsü. Tabii ki böyle bir firma yenilikçi ve özgün olmak durumunda. Özgünlüğü şöyle, organizasyonuyla özgün, hayata bakışıyla özgün, iş yapış şekliyle özgün ve her seferinde de yenilikçi. Yani geçen sene yaptığı gibi yapmıyor işini. Geçen 10 yıl gibi yaptığı gibi yapmıyor. Bu çok önemli. Buradan da organizasyona bağlayabiliriz aslında. Beşinci önemli özellik geliyor. Holokratik organizasyona sahip Elyar. Bunu biraz açmanız gerekiyor. Elyar'da çalışanlar teknik servisinden ARGE'sine çemberler deyince ne anlama geldiğini bilirler. Ya bizim organizasyonu çizin deseniz tahtaya herkes çemberler çizmeye başlar, tamam mı? Nedir bu çemberler? Bizde pazarlama satış bir çemberdir. Bizde mekatronik bir çemberdir. Elektronik üretim bir çemberdir. Onun ARGE'si bir çemberdir. Onun içinde sensör başka bir çemberdir. Yazılım başka bir çemberdir. Bu halkalar bu çemberlerin uyumlu birleşimi, kendi aralarında iç çatışmaları ama bir yandan da dayanışmaları, evet. olimpiyat halkaları gibi bir arada ama birbirini güçlendiren bir yapıyı temsil eder.
Bu holokratik organizasyon liderlere dayalıdır. Her lider kendi şirketinin patronudur bir nevi ama bir yandan da ileri götürücüsü, o ekibindekileri destekleyicisidir. Bu yönüyle özgündür. Eliyar fonksiyonel yapılanmamıştır. Yani işte muhasebe, satış vesaire diye böyle fonksiyonlara göre değil, iş birimlerine göre yapılanmıştır. Evet. Her bir iş birimini bırakın kendi başına, kendi başına yaşayabilecek olgunlukta, doygunluktadır. Bu bana göre, ben 32 tane firmaya bizzat yönetim kurulu seviyesinde danışmanlık verdim. Gördüğüm bir şey değil Türkiye'de. Özgün bir özellik. Belki arzulanan bir şeydir ama erişilemiyordur belki. Çok zor, çok zor. Yani bununla ilgili bir örnek vereyim size zamanımız varsa. Bir şirkete gittim. Alkın Bey tam zamanda geldi dedi. Misyon, vizyon, değerlerimizi yazıyoruz dedi. Şimdi yazıyor da değerlerimiz takım çalışması diye yazmışlar. Bravo. Müsaade var mı dedim. Bir soru sorabilir miyim? Evet. Satışta işte kaç kişi çalıştırıyorsunuz? 7 kişi. Peki. Satışta öyle bir arkadaş var ki arasında en yüksek ciroyu yapıyor ama hiç de ne bir toplantıya katılıyor, ne takım çalışmasına uyum sağlıyor filan. Yıl sonunda burada takım çalışması değerleriniz olarak yazdığına göre ona mı prim verirsiniz yoksa kalanlara mı? Ya tabii satana. Abi sil be onu o zaman. Silin o zaman. Evet. Şimdi Eliyar'ı Eliyar yapan prensipleri, herkesin değerleri vardır kağıt üstünde ama bir de prensipler vardır yaşamda. Dolayısıyla o prensiplere sahip çıkan bir özüt var burada. O evet. Özüt çok güçlü. Eliyar çevik bir organizasyon. Sahaya çok yakın. Ve odaklı bir organizasyon. Ne demek istiyorum? Eliyar, ya biz tekstilde, otomasyonda iyi işler yaptık. Hadi bir de otomotive girelim. Hadi bir de yağ işine girelim. Yapmayan bir organizasyon. Çünkü biliyor ki denizde ilk 10 metreden sonra yaşam başlıyor. 15. metre, 20. metre daldıkça kimsenin görmediklerini görüyorsunuz. Ve Eliyar 35 yıldır tekstil sektöründe dalışta. Evet. Vardığı yere varmak isteyenler orada büyük ihtimalle nefeslerini tutamayacaklar. Çünkü 35 yıldır dalıyor olmanız lazım bunun için. Odaklı, çevik ve sahaya yakın, müşteriye yakın bir organizasyon olması, satışıyla, teknik servisiyle, Ar-Ge'siyle Eliyar'ı müşteriden uzaklaştırmıyor ve her zaman gündemini müşterinin problemleri yapıyor. Bu bence çok çok önemli bir özellik. Bir yedinci madde, Eliyar esnek. Bu şimdi bu kalemunluk değil ama yani gördüğünün rengine bulunmak değil. Esneklik şu: prensipleriniz olabilir, kırmızı çizgileriniz olabilir ama esneklik dediğimiz şey, onun içinde esnek hareket edebilmek dediğimiz şey. Evet. Buradan kalkıp Çorlu'daki bir işletmeye, buradan kalkıp Myanmar'daki, Vietnam'daki bir işletmeye, Güney Amerika'daki bir işletmeye aynı teknolojiyle aynı anda bağlanabilmek, oralardan verileri çekip değerlendirdiğimizde bir yerde öğrendiğimizi başka bir yerde uygularken o an müşterinin istekleri o gün değiştiyse bir sonraki güne öyle bir platform ve yazılım yapısıyla hazır olmak ki, ya pardon biz bunu 3 ayda hazırladık, bir 3 ay daha bununla uğraşamayız demeyip, tamam biz sizin o meselenizi programın şurasındaki bir değişiklikle çözeriz, evet, yapabilmektir. Eliyar'da değişen müşteri isteklerine hızlı cevap verebilen çevik esnek bir organizasyon. Bu kadar genişlemişken ben hep şunu düşünüyorum. Evet. Sadece telefonlarla çıkabilmek bile mesele oluyor. Evet. Yani öteki tarafta artı 8 saat, öteki tarafta eksi 5 saat. Çok enteresan saat farkları var ama bravo. Teknik servis birimi olsun, satış pazarlama birimi olsun, telefon çaldığı zaman kesinlikle oradayız mesela. Bu da benim çok hoşuma gidiyor. Bunu gözlemleyebilmek Eliyar'da çok güzel. Bunu Cihan Bey en iyi bilir. Eliyar güneşin batmadığı. Bizde güneş batmaz yani. Güney Amerika'da battıysa kesinlikle. Hindistan'da ayaktayızdır. Çok güzel söylediniz. Bir tasarımı ve mühendisliğe dayalı üretim Eliyar'da zirvede. Eliyar'a bir sektörde, tekstil sektöründe bir proje gelir. Ground yani sıfırdır, tamam mı? Onun üzerine yepyeni bir fabrika işaret edilir. Tam otomatik boya mutfağı, mineralleri, kimyasalları, cihazları, kontrolleri. 3 gün sonra elinizde proje hazırdır. Bu mühendislik hızı ve bu mühendislik çevikliği bence yine Eliyar yapan önemli güçlerden bir tanesi. Bir dokuzuncusu öğrenen organizasyon olması. Tekstilde akademisi olan başka bir firma var mıdır bilmiyorum ama biz Eliyar Akademi'yi bundan 3 yıl önce kurduk. Eliyar Akademi hem kendi personelini eğitmekte, hem kendi müşterilerini eğitmekte, hem de bütün dünyaya tekstil terbiyesi konusunda dokümanlar üretmekte. Bunlar çok kıymetli şeyler. Bu videolar da aynı şekilde çok kıymetli şeyler. Bunlar gelecekte bu alanda veri oluşmasına yardımcı olacak şeyler. İşte öğrenen organizasyon ne? Her gün bir önceki günden bir adım öleriye gitmek için yeni şeyler anlamaya, araştırmaya yönelik organizasyon demek. İnsanlarıyla, yapısıyla Eliyar böyle bir yer. Ve son olarak 10. madde, Eliyar uluslararası bir organizasyon. Son İTMA'da bunu bir kere daha gördük.
Devler Ligi'nin gururla bayrağı evet. en ileride taşıyan firmalarından bir tanesiydi. Tam otomatik bir boyanma sistemini sergilerken gördük. Dolayısıyla ben uluslararası bir organizasyon hem pazarlarıyla hem üretim kalitesiyle hem de erişimiyle diyorum. Bu 10 madde Elyar'ı özetliyor bana sorarsanız. Tekrar gurur duydum şu anda Elyar'la. Siz anlattıktan sonra. Siz de çok güzel anlattınız. 10 madde. Bu elbet 15-20 maddeyi de çıkartılabilir ama bu 10 madde çok kritik madde. Evet. Ve bu 10 madde bizim Türkiye makine üreticilerinde ya da tekstil sektöründe çok bulamadığımız, çok aşina olmadığımız evet. içerikler. Elyar gerçekten bunu başarıyor. Benim dedem, büyük dedem imamdı. Bana dedi ki bir şey anlatacaksan 5 maddeyi geçmesin. 5 parmağını geçmesin. Ondan sonra sığmaz dedi. Ama Elyar'da 5 yetmiyor. Kesinlikle yetmiyor. Evet. Aslında konuşmanızın ilk kısmında siz de belirttiniz. Otomasyona çok aşinalık yoktu. İnsanlar hem biraz soğuk bakıyorlardı, belki hazır değildi. Sadece Türkiye için de söylememek lazım. Belki dünya gerçekten hazır değildi. Sadece eskiden, sadece prestiji ifade eden otomasyon. Artık evimizde, iş yerlerimizde, evet. kısacası hayatımızın merkezinde sürekli evet. kendisine yer buluyor. Evet. Şimdi bu dönüşümün nasıl başladığını, bu dönüşüm sonucunda nihayetinde nereye gittiğini bize biraz kendi gözünüzden anlatır mısınız? Yani aslında çok güzel bir şey söylediniz. Şimdi otomasyona gerek yoktu. Biz Samsun'da ilk arabamızı alırken arabayı sipariş verdik, 4 ay bekledik. Babam arabayı almaya gittiğinde demiş ki işte ne renkleriniz var? Beyaz. Bitti. Ya peki hani işte şu özel yok. Ya bundan var 4 ay sonra. Şimdi bu aslında şu anlama geliyor. Bizde ne varsa onu alacaksın arkadaş. Evet. Bahsettiğimiz sene 80'lerin sonu. Çünkü rekabet yoktu yani. İnsanlar zaten üretebildiklerinin tamamını satabiliyorlardı. Daha da üretebilseler daha da satabileceklerdi. Belki kapasite anlamında ihtiyaç vardı ama para bolluğu olduğu için, yatırım bolluğu olduğu için 80'li yıllarda. Fakat ne zaman rekabet başladı? Yani müşteri otomotiv firmasının koltuğuna oturduğunda ya kırmızı araba olsun, frenleri böyle olsun, camları sunroof'lu olsun bilmem demeye başladığında bu sefer ya bir dakika bizde bir tane hat var bu hattan o araba nasıl çıkmaz yapacağız? Denmeye başladığında rakip de biz yapabiliriz galiba demeye başladığında otomasyon başladı. Bu tekstilde de böyle. Tek tip hayat. Dolayısıyla kumaş tek renk boyanırdı. Evet. Metrelerce kesilirdi, konfeksiyona girerdi, çıkardı. Ama şimdi öyle değil. Şimdi en büyük işletmeler, bugün dünyaca bilinen Inditex'ler, Zara'lar, H&M'ler mağazalarındaki bir ürünü 3 gün rafta tutarlarsa hata yaptıklarını düşünüyorlar. Evet. Sürekli dolaşıma sokmak zorundalar ki o şeyi yakalayabilsinler. Müşteri, değişen müşteri talebini yakalayabilsinler. Mesela bana göre otomasyon rekabetten doğdu. Çeşitlenme, çeşit evet. talebiyle. Belki. Müşteri ihtiyacı değişti. Müşteri dedi ki bir dakika arkadaş benim başka şeylere de ihtiyacım var. Dolayısıyla sen kendini esnek organize et. Evet. Bugün herhangi bir otomotiv fabrikasına girdiğinizde aynı hattan 4 saniyede bir farklı arabaların çıktığını görürsünüz. Aynı farklı markanın. Farklı donanımlarda. Evet, farklı donanımlarda arabaların çıktığını düşünürsünüz. 4 saniyede bir çıktı. Buna FMS'le ancak yapabiliyorsunuz. Esnek imalat sistemleriyle. Bunun için de robotlarla çalışmanız lazım. Bunun için de sensörlerle çalışmanız lazım. Öyle yazılımlar lazım. Olması lazım. Evet, bunun için daha müşteri mağazada siparişi verirken siz fabrikada saç siparişinizi ve boya siparişinizi buna göre ayarlıyor olmanız lazım. Evet. Oysa aslında tekstil işletmeleri de bugün ne boyayacaklarını siparişle öğreniyorlar. Halbuki mağazada alışveriş devam ederken aslında kırmızı rengin bu dönem daha başat oldu. Şu baskı deseninin daha öne çıktığı aslında orada o bilgi oluştu. Evet. Ama henüz fabrikaya düşmedi idi. Artık onlar da olmaya başladı. Ya buna biraz da yukarıdan bakarsak hatta evet. bizim isteklerimizin dahi yönlendirildiği bir düzende yaşıyoruz şu anda. Bravo. Yani yazın beyaz giyilir. Mesela yazın beyaz giyilir belki benim tercihim değil ama beni öyle bir yönlendiriyor ki içerisinde bulunduğum dünya. Evet. Ben yazın gittiğimde beyaz tişört, beyaz pantolon alma ihtiyacı doğuyor bende. Evet. Bunu beni yönlendiren kesim aynı şekilde siparişi veren kesim olduğu için de tekstil boyanelerinin, yıkamahanelerinin de buna önceden hazırlıklı olması Bravo. Gerçekten çok zor değil. Bravo. Otomasyonla ilgili şunları da söyleyebilirim. Bugün geldiğimiz noktada tabii sadece rekabet değil. Yani bazen de eğer otomasyonunuz yoksa fabrikayı kapatmak zorundasınız. Evet. Neden? Çünkü müşteriniz size diyor ki ben senden aldığım ürünlerin lotlarını, o lottaki seri numaralarını, o seri numarasında kullandığın boyayı, kimyasalı, tekstil maddesini, pamuğun cinsini öğrenmek istiyorum. Çünkü ben
hesap veriyorum son kullanıcıya, tabii, müşteriye. İzlenebilirlik bana sağlayabiliyor musun dediğinde bunu insanla yapmam mümkün değil. Dolayısıyla tekstil işletmelerinin yaşamaları için artık otomasyon neredeyse olmazsa olmaza gelmeye başladı. Yani bu, evet, bir seçenek olmamaya da başladı aslında bakarsanız artık. Yani ben burada şunu ekleyebilirim. Bu da yine değerli. Pantolon alıyorum. Mesela. Evet. Kot pantolon alıyorum. Evet. Üzerine bir etiket basılmış. Sadece bir bardak suyla işlem. Otomasyon olmadan bunu sizin kati bir şekilde hesaplayabilmeniz, etiket basıp bunu müşteriye söyleyebilmeniz çok mümkün değil. Yani bu ölçülebilirlik bence tekstil özelinde otomasyonu konuşacak olursak ölçülebilirlik çok kritik. Nerede mesela tekstil dünyası? Tekstil şöyle, biliyorsunuz aslında Avrupa'da bugün Almanya'nın kuzeyin tekstil işletmeleriydi. Boyhanelerdi. Evet. Bundan 30-40 yıl önceye gittiğimizde onlar başlarda madenlerdi. Madenler gitti, yerine tekstil işletmeleri geldi. Onlar gitti, yerine ilaç firmaları geldi. Tekstil Türkiye'ye 80'lerde, 70'li yıllarda, evet, geldi. Dolayısıyla biz Avrupa'dan transfer ettik. Türkiye'den de tekstil 3. dünyaya doğru gitmeye başladı. Bugün Myanmar'lar, Afrika ülkeleri, Güney Amerika ülkeleri derken 3. dünyada şu anda istihdam varsa ILO rakamlarına göre 75 milyon insan çalışıyor tekstilde. Dolayısıyla bu ülkelerin tamamı açısından ekmek meselesine dönmüş durumda tekstil. Hepsinde aynı seviyede mi otomasyon? Hayır, değil. Tıpkı Türkiye'de 30 yıl önce olmadığı gibi. Herkes sıfırdan başlıyor. Eğer teknoloji hazır değilse. Ama günümüzde görüyoruz ki, yani Türkiye'de siz sıfırdan başlıyordunuz ama günümüzde yeni bir fabrika tam otomatikle kurulabiliyor. Evet. Yani bütün o macerayı yaşamak zorunda değil. Bugün baktığımızda hala manuel işletmeler var. Yani kovada boyayı karıştıran, yıkamayı bir kovanın içerisinde yapan, merdaneli sistemle bütün bu işleri görmeye çalışan ve üretim yapıp satışını yapıp işletmesini devam ettiren yerler de var. Manuel işletmeler var. Çoğunluk yarı otomatikte diyebilirim. Yani bugün boya makineleri, yıkama makineleri, işte apre makineleri, ramlar hepsi kontrol cihazlarıyla çalışıyor. Artık kontrol cihazı yok diye mi? Onu bir şekilde, evet, öğrendik. Evet. Onu bir şekilde öğrendik. Ha, kimisinde bir ekran yok, bir pano var. Daha endüstriyel kontrol seviyesi biraz daha düşük. Ama sonuçta bir yarı otomatik çalışma en azından saha seviyesinde var. Bugün motorlar, sürücüler, sensörler, PLC'ler saha seviyesinde haberleşiyor. Hatta aynı işletmelerde SCADA seviyesinde görüyoruz. Yani saha seviyesi, kontrol seviyesi ve SCADA. Yani insanlar tekstil işletmelerini bir merkezi bilgisayardan görebiliyorlar, yönetebiliyorlar. Prosesleri, reçeteleri vesaireyi izleyebiliyorlar. Yaygın olan bu. Az olan şey tam otomatikler. Yani insan eli hiç değmeden boyanın tartıldığı, çözüldüğü, transfer edildiği, prosese girdiği, prosesin kendi kendine öğrendiği, işlemini bitirdiği ve tek seferde sonucu aldığınız ve müşteriye teslim ettiğiniz bu tam otomatik sistem. Aynı şey kimyasal için de geçerli, aynı şey mineral için de geçerli. Çok daha az var. Tam otomatikte de kısmi, yani boya mutfağı tam otomatik olup kimyasalı, evet, olmayanlar var gibi örnekler var ama yığın nerede diye sorarsanız yarı otomatikte diye söyleyebilirim. Evet. Baktığınızda belki diğer sektörlerle kıyaslandığında yine iyi, biliyor musunuz? Durumu? Evet, çok iyi. Yani diğer sektörler derken Türkiye'deki diğer sektörlerle, Türkiye'deki tekstili ben kıyasladığımda tekstili onlardan birkaç tık ileride görüyorum mesela otomasyona, otomasyonu benimseme, otomasyona geçiş noktasında. Tabii mesela tekstil, çok doğru söylüyorsunuz. Kumaş basar, iplik basar ve konfeksiyon dönüşüyor. Şimdi plastik de benzer sektör. Evet. Orada da ham maddeniz plastik, PE'dir vesaire, granüldür. Alırsınız plastik basarsınız. Evet. Veyahut da gıdada ham madde alırsınız, gıdaya dönüyor. Bunlar benzer prosesler. Esans için de benzeri geçerli. Kozmetik de öyle. Kozmetik için de geçerli. Lastik için geçerli. Şimdi bu 4-5 tane kulvara baktığımızda tekstil bunların en önünde koşanıdır. Evet. Evet. Bu anlamda ileride. Tabii tekstille otomasyon neden diğerlerine göre gelişmiş? Çünkü rework dediğimiz, yani bir parçanın yeniden işleme girmesi, bir lotun yeniden işleme girmesi enerji maliyetleri açısından, ham madde maliyetleri açısından, süre açısından, müşteri oluşturduğunuz reputasyon açısından, güven açısından çok çok kıymetli. Evet. Bunları kaybetmek istemiyorsanız, reklamasyona girmek istemiyorsanız tırnak içinde, otomasyonla bu altyapınızı kurmuş olmanız gerekiyor. Bir de tekstilde ihracat çok. Evet. Şöyle çok, diğer şey mesela gıda. Biz kendimiz üretmeliyiz ki kendimiz yiyeceğiz gıdayı en, evet, nihayetinde. Lastik, bizim de arabalarımız var. Biz de araba lastiği, evet, kullanacağız. Tekstil, kendimiz ürettiğimizden daha çoğunu biz ihraç ettiğimiz için ve bu ihracatın belirli bir kalite standardının üzerinde olması gerektiği için
Yine aynı şekilde terminleri daha kısa olduğu için, bravo, ben terminle yetişemezsem uçakla göndermek zorunda kalacağım, evet, için. O yüzden tekstil kendini esasında bu sorunları yaşamış ve bu sorunların çözümünü otomasyonda bulmuş ve kendini bu noktaya getirmiş bir sektör olarak görünüyor benim gözümde. Bravo. Bugün mesela biz Denizli'de, Antep'te, Çorlu Çerkezköy'de farklı alanlara odaklanmış tekstil işletmelerimiz var. Benzer şey Hindistan'da da var, benzer, aynen, şey Vietnam'da da var. Bu işletmelerden her sene daha yenileri yatırım teşvik belgeleriyle açılıyor, kuruluyor. Dolayısıyla aslında rekabet kazanı kaynıyor. Evet. Rekabet kazanının kaynadığı yerde artık virgülden sonralar önemli olmaya başlıyor. Yani geçmişte belki de stok tutmuyordunuz. Belki de envanteriniz yoktu. Evet. Belki de o kadar çok dikkat etmiyordunuz bu partim düzgün çıktı mı çıkmadı mı. Ama şu anda inspection dediğimiz denetimler, uluslararası normlar, biraz önce siz söylediğiniz çevre sürdürülebilirlik standartları, evet, sizi öyle bir çemberin içine sıkıştırıyor ki hem uygun maliyette yapmak zorundasınız, hem sürdürülebilir yapmak zorundasınız, hem müşterinizi üzmemek durumundasınız, hem de rakiplerden ayrılıp kaliteli ürünü zamanında teslim edebilmek durumundasınız. Evet. Bütün bunlar bugünümüzün zorlukları. Siz söyleyince aklıma geldi. Vietnam'da değerli bir müşterimiz, kendisiyle konuşuyoruz firmada. Terminlerinin iyileşebileceğinden ben bahsettim. Dedim ki bu sayede aynı malı tekrar tekrar yıkamak, tekrar tekrar boyamak zorunda kalmazsanız, bu sizin müşteriye vermiş olduğunuz, müşterinize vermiş olduğunuz terminleri daha rahat yakalamanızı sağlar. Evet. Yani oradan gol yemezsiniz. Nakliyeden gol yemezsiniz diye ben bunu söylediğimde kendi aralarında biraz konuştular. Ondan sonra bana söyledikleri rakam çok enteresandı. 2 milyon euro geçen yıl, o zaman işte 2018'de, 2017'de, evet, 2 milyon euroluk uçak kargosu ödemiş. Evet. Bir musibet bin nasihatten ye. Biz bin kere anlatıyoruz bunlar başınıza gelecek. Lütfen başınıza gelmeden bunlara geçin diyoruz ama bizi de en çok kim arıyor el yarı diye sorarsanız işte böyle 2 milyon kargo ödedikten sonra maalesef, evet, dönüp bize geliyorlar. Ne yazık ki. Şimdi endüstri değişiyor dedik. Otomasyon artık hayatımızın içine kadar girdi, merkezine kadar girdi, her yerde. Şimdi bireyler de bu değişime ayak uydurmak zorunda. Hatta gençler baktığınızda başı çekmeli. Bravo. Siz tüm hayat tecrübenizle, evet, kariyerlerinin başında olan genç, güzel insanlara ne söylemek istersiniz? Vallahi tam bir soru değil bu dediğim gibi. Güzel soru, artık. Çok güzel. Yani bir kere şunu söyleyeyim, kendi hayatımdan yola çıkayım. Ben kendi hayatımı 5 yıllık dönemlere bölüp anlatmayı hep sevdim. Yani kendime de öyle anlattım, çocuklarıma da öyle anlattım, yeni tanıştığım insanlara da öyle anlattım. Benim 20 ila 25 yaş aram, öncesini anlatmıyorum. Yani yengeç burcuyum biz çok. Oraları öğrendim zaten ama. Üniversite, yüksek lisans, askerlik ve ilk işim dediğim ilk 5 yılım benim. Çok güzel bir ilk 5 yıldı. Ama o güne baktığımda kafamın çok karışık olduğunu, çok fazla hayalimin olduğunu, yani yurt dışında mı yaşasam, Türkiye'de mi yaşasam, şu işte mi çalışsam, bu işte mi çalışsam, acaba askere gitmesem de mi bilmem, bütün bunların olduğu, yani ben ona yolun başı diyorum. Daha yolun en başında bir sürü yol seçeneği var. Yani hangisine girerseniz oradan gideceksiniz ve seçenek çok fazla. Evet. İlk 5 yıl. İkinci 5 yılda artık bir yol seçtiniz. İşte otomasyona girdim ben. İşte bildiğim pneumatikte uzmanlaşıyorum. Bir uluslararası firmanın temsilciliğini yapıyorum vesaire. Bir eşim olmaya başlıyor. Evlenme durumları oluşuyor falan derken. İkinci 5 yıl seçeneklerin daraldığı, artık işim, eşim, evim diye böyle, evet, bir yola girdi. Üçüncü periyot sonrasında işte çocuklarla beraber artık işimde uzmanlaşma, derinleşme, yöneticilik seviyesine geldim. Artık 15 yıllık olmaya başlamışım kariyerimde. 10-15 yıl arasını yaşıyorum. Ciddi uluslararası, ulusal tecrübeler edindiğim, firmalar gördüğüm, yüzlerce, binlerce işletmenin içerisinde satış, pazarlama, proje uygulama, mühendislik çözümleri geliştirdiğimiz dönemler oldu. Ben oraya derinleşme dönemi diyorum. Ama bir yandan işinde derinleşirken gerçek hayatta da acemisin çünkü ilk defa çocuğun olmuş. Evet. İlk defa evlenmişsin. Yani yeni şeyleri de yaşıyorsunuz, evet, hayatınızda. Yani ah işteki gibi olsa çok kolay ama daha değil. Sonraki periyot 35-40 periyodu. İlk büyük hatalar, çok büyük hatalar, ilk batışlar, ilk vazgeçişler, ilk ah bunlar öyle miymiş, tüh be ben boşuna aslında uğraşıyorumlar vesaire, büyük hayal kırıklıkları vesaire. Tabii yıllar geçtikçe kafa karışıklığı azalıyor, netleşiyorsun ama bir yandan da seçenekler daralıyor ve eskiden çok daha cesurken o iş mi yaparız, bu iş mi girerizken şimdi biraz daha kuyruk, evet, bacakların arasına girmeye başlıyor bu yaşlara geldiğinizde. Bu büyük hatalar insana daha az arkadaşla, daha dar çevrede, daha
falan böyle bir şeye hapsediyor. Ve sonunda 40-45'e geldiğinizde diyorsunuz ki ya şöyle huzurlu bir hayatım olsun, işte güzel bir işim olsun, bir uzmanlığım, derinliğim olsun diyorsunuz. Ve bundan sonrasında da bir şeyler yaşanıyordur ama benim tecrübem yok. 45'ine yeni gelmiş birisi olarak. Bu 5 tane periyodu ben hakkını vererek yaşadığımı düşünüyorum açıkçası. Burada 3 tane şey söyleyebilirim tecrübemden yola çıkarak. Yani gençlere, hani o kısma. Benim hata yaptığım zamanlar hep benim tecrübelerim olarak kayda geçti ve hiçbirini ah şu hatayı yaptım, bu hatayı yaptım diye kenara itmedim. İyi ki yapmışım, çok şey öğrendim onlardan dedim. O yüzden hata yapmaktan gerçekten korkmamak lazım. Ha 45'ten sonra hata yaparsak sıkıntı olabilir. Sıkıntı vardır. Ama 20 ile 35 arası yap yapabildiğin kadar. Zaten siz en büyük hata ne dediniz? 35-40 dediniz değil mi? Evet. Şimdi o 20 yaşındaki bir arkadaşa sorsak mesela evet. O hayatın en büyük hatasını yaptığını zannediyor mesela henüz o yaşta. Evet. Tabii ki böyle değil. Çok yani, daha büyük hatalar olacak. Orada yani. Tolerans çok geniş yani. Evet. Siz üniversitenizi değiştirebilirsiniz. Okulu terk edebilirsiniz. Ailenizden uzak. Bunların hepsinin şeyi var, toleransı var. Ama 35-40 arasında yapılan hataların toleransı çok daha düşük olmaya başlıyor. Birincisi hata yapmaktan korkma. Hatalar senin gelecek için biriktirdiğin tecrübelerindir. Tecrübe hatalardan oluşur. Önemli. İkincisi ve benim karakterim aslında pes etme. Çünkü sürekli önünüze engeller çıkacak. Evlenirken, iş yaparken, bir işi almak konusundayken, ben hiç unutmam, koca bir fabrikada büyük bir ihale işini alacağız. Son dakika genel müdür yardımcısı bana dedi ki kaybettiniz. Diğer tarafa verdik. Ben dedim ki biz kaybettik demeden. Ve aldık. Ve aldık. Yani ben pes etmemeyi, Karadenizliyim, Ordu memleketim. Pes etmemeyi babamdan, annemden, ailemden öğrendim. Ve çok da ekmeğini yedim pes etmemenin. Kapıyı bir kere herkes çalıyor. Bunu %100 yapıyor. Ama ikinci çalmaya herkes cesaret edemeyebiliyor. Üçüncüye sadece bir %10, %5, dördüncü %1 kapıyı çalıyor. Ve onlar ancak kapıdan içeri girebiliyorlar. O %1 firmaları yönetiyor. O %1 geleceğin nasıl olacağına karar verebiliyor. Onların en önemli özelliği pes etmemeleri. Evet. Üçüncü önemli şey, bunu bir yurt dışı seyahatinden Türkiye'ye gelirken, uçakta dergi okurken görmüştüm. İşte yaşam bittikten sonra ne olacak, ölümden sonra ne olacak vesaire bilmem ne. Fakat çok enteresan bir araştırma yapmışlar. Ölüm döşeğinde, hastanede, yoğun bakımdaki insanlara sormuşlar ki pişman mısınız? Pişmanlıklarınız var mı? Demişler ki pişmanız. Peki demişler ki neyden pişmansınız? Yaptıklarınızdan mı, yapamadıklarınızdan mı? Demiş ki yaptıklarım oh canıma demiş. Ama demiş iyi ki de yapmışım. Ama demiş ah o yapamadıklarım var ya yapamadıklarım. O yüzden aklınıza bir şey geliyorsa, bir şeyi yapsam mı diyorsanız yapın. Bu film bir daha kolay kolay çekilmeyecek. Çekilmeyecek. Evet. Biz insan kaynakları alanında da çalıştığımız için işte nasıl bir insan seçelim, nasıl bir insan olsun. Yani şimdi gençler değil mi yani iş hayatına girmek için bir mülakatlardan geçiyorlar vesaire bilmem ne. Aynı soruyu Warren Buffett'a soruyorlar. Diyorlar ki dünyanın en zenginlerinden bir tanesi. İşe diyorlar gençleri alırken, insanları alırken neye bakıyorsunuz diyor. O da benim dedem gibi çıkartıyor parmakları. Ben diyor 3 şeye bakarım diyor. Ben öyle kağıtlar, notlar bakmam diyor. Benim diyor klasik sorularım vardır diyor. Bir, ahlaklı mı diye bakarım diyor. Eğer ahlaklıysa diyor bir kere benim için önemli diyor. Çünkü benim film alanında çalışacak. İkincisi zeki mi diye bakarım. Yani, duyduğunu anlıyor mu? Hızlı kavrayabiliyor mu? Hemen yanıt verebiliyor mu? Üçüncüsü diyor enerjitik mi? Enerjisi var mı? Kaynıyor mu yani? Kaynıyor mu? Yerinde oturabiliyor mu? Oturamıyor mu? Bu üçü varsa diyor alırım diyor. Herhangi ikisi olduğunda da almam diyor. İlla üç olacak. Evet. Yani aslında Warren Buffett'a gitmeye gerek yok. Mustafa Kemal Atatürk ne diyor? Ben sporcunun zeki, çevik, ahlaklısını. Gençler buna dikkat etmeli. Tabii teknoloji tarafında söyleyip belki ben bitirebilirim sözlerimi. Bakın mesela çok enteresan. Bugün Zara Covid sürecinde 1200 tane mağazasını aynı anda kapatma kararı verdi. Fakat yan tarafta 156 tane online mağazayı açtı. Aynı Zara 2022 senesi için %25 online satış hedefi koyuyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Düğmelere tıklandığında boyahanelere, konfeksiyon atölyelerine siparişler düşecek demek. Ve bu 2022'de %25 ise %100'ün kaç senesinde olacağını kestirmek çok zor değil. Yine bir 2030'lu rakamlarda artık tamamen online bitmiş bir tedarik zincirinden bahsedebileceğimizi gösteriyor. Eğer dünyanın herhangi bir yerinde bir ihtiyaç doğduğunda o ihtiyaç her nerede, hangi zamanda olursa olsun
Kim ki ona en hızlı yanıtı veriyor, en optimum yanıtı veriyor ve en uygun fiyata veriyor. O her zaman lider olacak. Dolayısıyla bana göre gelecek, teknoloji vesaire bunları konuşuyoruz ya, erişilebilirlik artık şu anda günümüzün olmazsa olmazı. Bugün 10 dakikada Getir denilen marka evlerimize bir şeyler getirebiliyor. O yüzden bence gençler kendilerini bu erişilebilirlik dünyasına hazırlamalı. Endüstri 4.0 bunun aracı. Erişilebilir kılmak için kurulmuş bir araç ama amaç erişilebilir olmak. Evet. Elyar'ın erişilebilirlik endeksi bayağı yüksektir bu anlamda. Onu da söyleyebilirim. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Zaman ayırdınız. Teşekkürler. Sağ olun. Bizi izleyenlere de teşekkürler. Selamlar diliyorum.